Evet bu e, ters köşe cidden normal bir bilgi yarışmasından <laughs> çok daha zor. Çünkü yanlış cevap vermek bili biliyorsan bile gerçekten çok zor. Evet. Bilmiyorsan özür diliyorum. Çünkü hem bir doğruyu bulacaksın hem de tersini söyleyeceksin. Şey var ya sıfır e, bilene de e, bir ikramiye verilen bir şans <laughs> oyunu var. Şimdi isminin on numara olması lazım. 10 numaraymış evet. evet. şans onun gibi yani. Hani sıfır bilmek de meziyet yani. Hiç bilememek <laughs> orada işaretleyip işaretleyip onun gibi biraz. Ama güzel bir Beşiktaş YouTube güzel. Evet evet. Bayadır güzel işliyor orası. Evet güzel paylaşımlar yapıyorlar. Oyuncuların sağ dışındaki rekabeti çok keyifli gerçekten. Şimdi izleyicilerimizin sorularına geçmeden önce yine oyuncu transferiyle giriş yaptık bu videoya. Trabzonspor yönetimi Biliyorsunuz çok erken başladılar transfer çalışmalarına. Koyt'a transferini söylüyorduk zaten. Roma'da forma giyen Bruno Peres'in de transferini duyurmayı planlıyor. Orada mavi ekip. İyi bir sahabek, dinamik bir sahabek. Mesela üçlü orta saha oynadığınızda da bayağı büyük bir alanı tek başına oynayabilecek bir oyuncu. Ki bir sahabeke ihtiyacı da vardı Trabzonspor'un. Ee, olabilecek en iyi alternatiflerden bir tanesi bence. Gayet iyi bir hamle olur. Koyta'da. Transfer konusunda Fenerbahçe kısmında e, bir şey söylemeyi unuttum. Keçi Öğren gücü Barış Alper Yılmaz da Fenerbahçe'nin izlediği kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncular arasında. Zannediyorum yine orada da Galatasaray'ın da bir takibi varmış. E, ee, Çağatay'la ilgili de yine Galatasaray'ın bir e, takibi var. söz konusu mu? Çağatay Çünkü... için çünkü çok mesaj geliyor. Barış Alper Yılmaz içinde. Barış Alper Yılmaz sanıyorum birçok kulüp taliptir. Bayağı iyi bir, ben burada A-Spor ekranlarında yayınlanan e, maçları izledik. E, benim de yorumculuk yaptığım maçta. İlk çok, ümit çok milli oyuncu galiba. İlk ümit milli maçı. Çok maçımız. etkili ki bir oyuna girdikten sonra hemen hissettirdi farkını zaten. Özel bir oyuncu. Ee, Polat, Polat oyuncular... balca bir mesaj göndermiş. Seninle çekilen bir fotoğrafını paylaşmış. Seni takip ediyormuş severek çok kibar bir insan diyor ve tüm A Spor çalışanlarına sevgiler Teşekkürler, saygılar kardeş. demiş. Teşekkür Selamlar. ediyoruz. E, fotoğrafını paylaşınca bir özellikle Hı -hı. okumak istedim sorusu yokmuş ama böyle bir selam göndermiş izleyicimiz. Bir şey söylüyordun. Ee, genç oyuncular konusunda zannediyorum büyük takımlar artık e, hem bu limit olayları dolayısıyla Tabii. hem de e, biraz da gördüler. Yani Türk oyuncular Avrupa'ya gittiği zaman neler yapabiliyor işte Lili şampiyon yapabilecek <laughs> noktaya getirebiliyorlar. <laughs> Ee, genç oyunculara da bakış açısı biraz değişti Türk oyunculara. Ben e, genelde yani bu yabancı sınırına karşıyım ya ya da yabancı serbestliğine karşıyım anlamı çıkmasın ama genelde e, takımların ülkelerindeki e, futbolcuları kullanmasının hani aidiyeti arttırdığı için takımlar adına uzun vadede daha kazançlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Elbette yetenek yeteneğin milliyeti yoktur bu ayrı bir şey ama e, uzun vadede baktığımızda da. E, bir İngiliz takımının İngiliz oyuncular çoğunluklu nüvesini oluşturması bence mesela ya da bir Türk takımının Türk oyunculardan oluşması e, bence o takımı bir adım önde bir adım avantajlı kılıyor diye düşünüyorum. Bir de ideal bir pazar e, her şeyden öte. Hem e, dediğin gibi yerli oyuncunun aidiyeti daha fazla olabilir. Daha uzun vadeli bir e, anlaşma olabiliyor. Daha uzun vadeli takımını götürebilecek bilecek bir oyuncu olmasıyla birlikte bir de ideal pazar. Şöyle örnek vereyim. Bağı çarpayılmaz dedin ya. E, mesela oyuncu ee, Hırvat Ligi'nde çıkmış olsa bak çok e, Portek Portekiz, Portekiz falan geçtim yani. Dinamo Zagreb'de çıkmış olsa çok fazla, 7, çok, 7 çok video çok video yazıyorlar karşısında. Yani o yüzden hala ideal bir pazar. Peki e, şimdi günün maçına dönelim isterseniz e, bir de Sivas Spor Beşiktaş karşılaşmasına. Muhtemel 11'lerimize şöyle bir bakalım. Zaten ilk başta karşılaşmayı konuşurken Abu Bakar'ı beklediğimizi söylemiştik. E, Belinton bir de ikilisini savunmada bekliyoruz. Rozya Ensakala Sakala e, beklerde. E, Josef, Atiba, Dorukan kanatlarda da Gezal ve Larin. İleride de Abu Bakar. Alışık olduğumuz e, Beşiktaş'ın ideal diyebileceğimiz 11. Zaman zaman Rıdvan değişiyor. Hı -hı. Gelse ayrı dert, gelmese ayrı <laughs> dert oluyor oraya. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Mustafa? Rıdvan konusunda mı? Hı -hı. Ben Rıdvan'ın... E, Fabrika ayarlarının bile Beşiktaş'ın oyununa bir tat kattığını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu dediğimiz şey aslında şu, özetleyelim yani. Rakibi iyi karşılamak, topu aldıktan sonra hemen hemen her oyuncunun, hatta bütün oyuncuların topla ilişkisi iyi olduğu zaman topu da kolay dolaştırabiliyorsun. Bu şunu sağlıyor, çünkü ilerideki hücum hattında idealde Gezal, Larin, Abubakar oynuyor ve bu oyuncular çok fazla atlet oyuncular değiller. O yüzden Beşiktaş biraz daha pasla yerleşerek hücum etmeyi tercih ediyor. Eğer topu çok önde kazanmıyorsa. Zaten rakip de boşluğu vermiyor sana. Evet. Böyle olunca ne oluyor? Topu iyi dolaştıran bir takım olunca Beşiktaş, Rıdvan da bu oyuna katkı sağlayan bir Sol. oyuncuya dönüşüyor. Hem Bekt bölgesinden aldığı toplarda bazen de merkeze deprese olup, merkeze toplu buluşup o pas örgüsüne katılan bir oyuncu oluyor. Mesela son puan kaybı da şu yüzden geldi. E, Larin 9 numaraya kayınca orada Enkudu vardı. E, maç içinde de Oğuzhan sakatlandı. Oraya bir de men sahiplendi. E, bir anda Beşiktaş'ın e, Gezalların, Abubakarlar'ın, Abu e, Atiba'ların oyunu Enkudu'nun men oyununa e, döndü. Ayağını alan dribbling yapmaya çalıştı. Ayağını alan şut atmaya çalıştı. E, ama bu e, ideal 11 Sivas Spor Deplasmanı'ndaki takım. Evet e, Sivas Spor'un da e, muhtemelen ideal geri dönecektir. geldi ekrana. Hemen ona da bakalım. Kimler var? Evet Ali Şaşal'ı görüyoruz. Kamara, Caner ikilisi, Uğur, Ahmet, Kofi, Robin, Faysal Payır, Gradel, Erdoğan ve ileride Yatabari. Robin de e, stoper oynuyor, sabek oynuyor. E, 8 numara şu anda şu <laughs> andaki muhtemelde. Nereye koysan oynuyor. Enteresan bir oyuncu. Ee, Hakan yok zannediyorum sakatlığı hı. dolayısıyla. E, o önemli bir eksik Sivas açısından. Cezası vardı. Ha, ceza hatta, hatta şey konusu da vardı. ...cezası ile ilgili bir başvuru hı hı. konusu da vardı. Ee, i̇ndirme başvurusu muydu? Ee, Sivas Spor yine e, Galatasaray yaptığı taktiği yapabilir Rıza Hıca. O şu e, hatırlarsan Galatasaray da Beşiktaş gibi aslında önde karşılı ...önde basan bir takım. Ee, Sivas Spor o maçta şunu yapmıştı e, ki orada Donkun Donkun tercih edilmesi ...uyunduğu mesela Galatasaray'a puan kaybına yol açmıştı bence. Yatabari'ye uzun vurup Yatabari'nin indirdiği toplara gradel hareketleniyordu... Beşiktaş'a da bu şekilde bir hamle yapabilir e, Sivasspor. Spor. E, mesela burada e, Yatabari'nin Tabari'nin Wellington veya Vida ile hava toplarında eşleştiği zaman e, sünük sağlayıp sağlayamayacağı e, hemen Sivas ne kadar çok pozisyon bulacağını etkileyecek. E, sanıyorum ben yine böyle bir e, formasyon bekliyorum. Uzun top. Gradeli e, yatavar indireceği toplarla <laughs> hareketlendirmek. Geçen, geçen sezon da aslında Sivas Spor işte zirveye kadar taşıyan oyun benzer bir oyundu. Yani yata uzun top işte Emre Kılınç arkasında Mert Hakan veya Erdoğan orada basıp orada tempo yapıp hani topu hızlı bir şekilde orada kazanıp rakibi dengesiz yakalım. Oyun genel olarak bunun üzerine kuruluydu Sivas Eski Spor'da. ada futbolu yani bu aslında 90'lar İngiliz futbolu Aynen gibi. öyle. Kalıplı İngiliz santrafora i̇şte onu sadece mesela oynayan Burnley kaldı Taçtan evet, bile <laughs> o o sistemi kurdular. Burnley şimdi biliyorsun Chris Wood'u uzun vuruyorlar. Yani. O indirdiği toplara koşu hareketleniyor diğer oyuncular. Bu da bu da e, Sivas Sivasspor'da bizim e, ligimizde bu sistemi uygulayan nadir takımlardan biri herhalde diye düşünüyorum. Yani düzenli Burnley. düzenli olarak uygulayan nadir takımlardan biri. Ama kadro kalitesi itibariyle de son derece dirençli, fiziksel Hakan gücü. yok, onun cezası var. Bir de 12 maçtır gerçekten yenilmeme ayrı bir özgüven katıyor takıma ekstradan. Bu arada biz Rıdvan'ı konuştuk ama bizim en sakala gözüküyor şeyde. Ya ben Muhtem özellikle Rıdvan'ı sordum. Evet, evet. Evet, muhtemelimiz en, en sakala, sakala gözüküyor var. ve burada da Sergen Hoca'nın son basın toplantısının ardından Mensah, Layiç, üçüncü kimdi? Oğuzhan Sakat zaten. Mensahla layıç ikilisini e, bir nebze gözden çıkardığını ifade eden cümlelerin ardından Dorukan Toköz'ün muhtemelen evet. 11'e dahil evet, olması. Zaten Lay için üstünü Kasımpaşa vermişti. maçında sildi ki haklıydı bence. Yani tam Layıç bak sana ihtiyacımız var. Bu kadar arka çıktık sana. E, hayata dönmen için her şeyi yaptık. Fırsat doğdu. ihtiyacımız da doğdu. Bu maçta bir şeyler yapmaçıydı Kasımpaşa maçında. Hiçbir şey yapmadı. E, tam... Hakikaten üstünü çizilmelik performansı. Mensah da zaten, zaten oyuna girip tekrar çıkarılması. Sezon başından bu yana. E, çok e, görülen bir şey de değil. E, herhangi bir sakatlık durumu olmadığı sürece. <laughs> onu da gerçekten beğenmediğini bize oyunun içinde belli etti. Evet. Bir, bir örneğini Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'da hatırlıyorum. Galiba Porto Depasman'ın oyuna sonradan girip tekrar oyundan alınmıştı diye hatırlıyorum. Burak Yılmaz da olmayan başka bir oyuncu da olabilir. Belki izleyicimiz hatırlatır. Evet. Ama bu 11 Beşiktaş'ın klasik oyununa e, geri dönebileceği bir 11 olacak. Burada tabii Sivasspor'un reaksiyonu önemli. Eee çok yüksek bir takım. E, ki bu yenilmemezlik serisinde orta sahasının da çok büyük katkısı var. Faysal Fajir mesela çok iyi bir oyuncu bence. E, Tyler Boyd çok bu arada onu söylemeyeyim. Evet Tyler Boyd yok. Sakatlığı evet. dolayısıyla. Vallahi eee ligin o da açıklaması da sonrası bir çok tanesi. tartışılmıştı biliyorsunuz ee, evet, Beşiktaş'la Beşiktaş evet. ilgili. Belki oynamaması daha hayırlı. Şimdi adam belki yanlışlıkla bir gol falan kaçıracak. Yandık evet. yani. Evet bir maalesef sene onu, bir sene öyle bir sene onu bakış konuşur. açısı var. Yani sen programın başında da söyledin.